Başladı mı? Yani onu bilemem. Başlamış da olabilir. Başlamamış da olabilir. Peki sen bizim hayatımızın içine girip sürekli senin şarkını söylememize sebep olmaya ne zaman başladın? Yeni. Hoş geldin o zaman. Şimdi söyle bakalım, o şarkıyı neden sattın? Neden kendini çıkartmadın? Çünkü ilk başta söylemek istemiyordum. Bu şarkının amatör versiyonunu dinledikten sonra sana ulaştım ve dedim ki Tuğçe'cim. Ben de böyle kaldım ha. Moda tasarım okuduğu için mikrofon kablolarını ona bırakıyorum. Kız öğretmen alışkın değil ki mikrofon taksınlar, yayına çıkayım, ışık açsınlar. Bunlar ne sahte sahte şeyler değil mi? Menajerin mi o senin? Booking menajeri ne demek oluyor ya? Bize bir anlatır mısın? Yani satıyorum onu. Jol Joker'lere satmışlar seni. Hayır. Harika bir yer. Jol Joker tercihini tebrik ediyorum. Deneyeceğiz. Vallahi sanırım onlar seni deneyecek. İbrahim abimiz de Jol Joker'lerin sahibi. Çok iyi bir yerden başlıyorsun. Jol Joker'de sahneye çıkmak. Ben hayatımda ilk defa Jol Joker'de sahneye çıktım bu arada. İlk konserimi Jol Joker Beyoğlu'nda verdim. Türkiye'nin birçok yerinde, Antalya'da, Bursa'da Jol Joker var. Alaçatı'da Jol Joker var. Jol Joker, Jol Joker. Evet. Bir önceki bölümde yaptığım o kek olurdu. İnşallah İbrahim abimiz zaten çok bizim kafamız mizahı çok seven bir insandır. Ama if de çok iyi. Bak. 6.45 var, efsane. Hayal kahvelerini söylemiyorum bile bak. Bak. Gencecik bir kız, kaç yaşındasın sen? 22 yaşındayım. Daha yuncuk bir kadın ama öğretmensin. Evet. Ne öğretmen? Edebiyatı. Kariyerinde en ön planda öğretmenlik tabii var. Çok seviyorsun işini. Doğum günümde attığı video inanılmaz izlendi ve insanlar sürekli şunu söyledi. Tuğçe ile tanışıyorsunuz, neden Pinç programına konuk olmuyor? Tuğçe'nin sınavları var. Sınavları buradaki o şaşadan, görselden, takipçiden ve beğeniden çok çok daha önemli onun için. Gerçekten takdir ediyorum seni, siz de takdir edin piçler. Piyasaya çıkmadan o şarkı, ben sana söylemiştim. Bu şarkı 200 milyon izlenecek. Yani. Evet, söylemiştim. Şu anda da 50 milyonu geçti ve hızla da ilerlemeye devam ediyor. Yani bunu öngörmek için çok bilgili, müzik bilen bir adam olmana gerek yok. Şarkıyı bir kere dinledim, bütün ekip hala bu kimin öyküsü sorup duruyoruz. Peki, var benim arşivimde öyle şarkılar ki sizin daha siz daha hey. Gümür gümür. Topladığınız zaman 185 şarkıya denk gelebilecek kapasitede sağlam bir şarkı defterimiz var şu an. Peki bunların hepsini satmadın değil mi kimseye? Yok. İyi. Beğeniler, like'lar ve insanların sana yazdığı güzel cümleler seni bu işe teşvik etmedi de abinin ben senin yanında duracağım ve sen bu işi hakkıyla yapacaksın tabii demesi. Abisine de büyük bir alkış o zaman. Elin Türk oğluna da buradan selamlar. Ben o çocuğun da sesini çok beğendim. Başarılı zaten. Çok, Azerbaycan'dan çok geldi. Öyle mi? Çok başarılı. Zaten gelecek vadeden bir çocuk. Kameraya da çok yakışıyor. Müzisyen de bir çocuk. Sesi de farklı. Eminim o da kariyerinde sürdürecektir. İnşallah. Ama biz sana gelelim. Sen bir Can Dener Çetin mi olacaksın başımıza acaba? Yok ya, o kadar olmam sanırım. Bu şarkıyı çok iddialı buldum ama eminim ki senin birçok şarkında bunun kadar iddialı olacaktır. Benim öyküm çok orta. Yani diğer şarkılarımı düşündüğüm zaman patlamaz diyeceğim şarkılardan biriydi benim öyküm. Çünkü çok yelik ekiyle bürünmüş, bana ait. Yelik ekiyle. Kimi? Evet yani edebiyat hocası şarkı benim yapınca ben. Abine yaptın mı bir kıyak bari? Abim sonuçta. Senden seken Instagram'da ona gidiyormuş. Ondan çok mutluymuş. Özür dilerim. Kısa ya. Çok tatlı yani. Kısa mesafe koşucusu olduğunu düşünmüyorum. Bir şarkı yapıp patlayıp yok olacağını da hiç düşünmüyorum. 186 tane bestem var diyordu. Genel olarak öyle de bir şey vardır ya. İlk biz biliyorduk oğlum. Bana da öyle yapıyorlar. Osman abi de kimse bilmiyordu. Biz biliyorduk. Şimdi herkes biliyor. İzlemiyoruz o yüzden. Falan diyenler de var. Onları da şu anda izlemiyorlardır. El sallamayayım. Çalışmaya başladığın okulda da sana büyük ihtimalle bakışlar değişecektir. Hem öğrenciler tarafından, yani düşünsenize bir hocanıza selfie çektirmeye çalışıyorsunuz. Günaydın çocuklar. Hocam! Çıkı çıkı. Daha kötüsü öğretmen arkadaşları kıskanarak öğretmenler odasına falan. Evet. Hatta müzik öğretmeni sabah istiklal maaşında. Hocam siz ses verin istiyorsanız, yani sizin mesleğiniz sonuçta. Yani bu kıskançlıklara hazır mısın? Sanmıyorum öyle tamam davranacaklarını. Kaç? 22. 22. He, ondan. Buna şaka yapıp evinden her şey çalabilirsiniz ha. Baya gülmüzen gözlerinden hiçbir şey görme böyle. Bu benim öyküm şarkısı. Çok tuttuğu için akustik versiyonu da yapıyormuşsunuz. Yani etinden sütünden onu bir kaktıracaksınız. Tabii, o belli. Tabii, aynen. Peki ondan sonra bir dakika, klip hangi şarkıya geliyor? O şarkı belli mi? Şu anda hazırlık var mı? Daha böyle tatlı bir namesi, ezgisi bulunan bir şeyi sürmeye düşünüyoruz. Güzel. Peki şu benim öykümü. Tamam. Her sabah söylediğimiz, akşam söylediğimiz, gece söylediğimiz, dişlerimizi fırçalarken söylediğimiz şu şarkıyı bir birlikte söyler misin? Tabii ki. Ne bakıyorsun suratıma Guncuk? Geldi gitarı çal. Sabah uyandım, yanımda yoksun. Solumda bir acı, senden yoksun. Ben oraya o bası koymak istiyorum ya. Tamam yaptım. Sabah uyandım, yanımda yoksun. Solumda bir acı, senden yoksun. Soluksuz kaldım köşelerde, yalnızım sanki yorgun. İnan değildi sonsuz, bitti gitti, seyrettik aşkı. Sanmışım yolu yorda mı bu? Böyle yazılmadı ya da ben öyle.
öyle kandım. Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu? Bu benim öyküm, yazık yaralı kalbimin pek çok yeri yamalı kan. Akar kan adımdan düşer yere, yere kalanı. Bu benim öyküm, birazcık yaralı kalbimin pek çok yeri yamalı kan. Akar kan adımdan düşer yere, yere kalanı. Kalbimin pek çok yeri yamalı kan. Akar kan adımdan düşer yere, yere kalanı. Birazcık yaralı, yeri yamalı. Akar kan adımdan alkışlayamazsınız. Çünkü bir de doğum günümüzde söylediğin tatlılıkla bekliyoruz. Ne kedadan angaralı. Bak. Güzelime bak, güzelime bak. Yeni şarkıdan bir şeyler söylemek ister misin? Kuple mi? Bir puhle söyler misin bize? Sadece alıştım baştan acı günlere. Zor ama belki de beni iyi edecek. Sorma sarmışım aşkı saklı dünlere. Beklediğim günlere elbet değecek. Her şey yolunda gibi gözüküyor oradan. Bıraktım zamana, geride kalana. Dayana dayana bittim çoktan. Dedim ki vardın, yaramı yamalayıp sardın. Tam derman derken fark ettim. Yolu uzun bu aşkın, benim gözüm ama yaşlı. Anlatamadım, taştım, baştan yanlıştı. Ay! Çok güzel be. O bir şeyler yaptın ondan sonra. Onu bir daha yapsan orası neydi ya? Bir girdin bir sinirlendin ya. Bıraktım zamana, geride kalana, dayana dayana bittim çoktan. Öyle mi? Öğretsene bana. Öyle oldum böyle. Bu telefonuyla oynayan kadında para var. Buraya da gidip İstanbul Strings çaldır oraya. Yaptıracaksın değil mi? Yaptırmayın onlara, biz yapalım. Muazzam, tatlış. Benim böyle bir öz kardeş gibi gördüğüm canım. Tuğçe'm benim. Tuğçe Kandemir konuğumuzdu. Geride kalana dayana dayana. Ay!